İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sözlerle açıkladı İran'la ortak operasyon hedefini. Operasyonun ne zaman ve nasıl yapılacağı tartışılırken gözler Ankara-Tahran hattına çevrildi. Edinilen bilgilere göre ortak operasyon hedefi İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikar'ın Ankara temaslarında da gündeme geldi. Zirveye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katılmıştı. Toplantıda İran heyetinde ise İran İntizami Kuvvetler Hudut Komutanı Tuğgeneral Kasım Rezani'nin de hazır bulunması dikkat çekmişti. Toplantıda terörle mücadelede neler yapılabileceği üzerinde duruldu. Ortak operasyon hedefi masaya yatırıldı. Zirvede iki ülkeden de olumlu mesajlar geldiği öğrenildi. PKK'ya karşı gereğini de yapacağız. Toplantının ardındansa Ankara'dan gelen açıklama dikkat çekti. PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre ortak operasyondan önce istihbarat paylaşımlarının artması öngörülüyor. Adımlar atmaya çalışıyoruz birlikte ve karşılıklı istihbari olarak birbirimizle birçok değerlendirmemiz söz konusu. İki ülke arasında istihbari bilgi alışverişinin artması konusunda ortak çalışmaların yapılacağı belirtiliyor. Bu paylaşımların İran-Türkiye sınır hattı dışında Irak ve Suriye'yi de kapsayacağı ifade ediliyor. İstihbari paylaşımların ardındansa ortak devriye konusunun gündeme geleceği öne sürülüyor. Devriyelerin daha çok İran'la Türkiye sınırında yapılabileceği değerlendiriliyor. Ulusal kanalın diplomasi çevrelerinden edindiği bilgilere göre operasyonun ortak ya da uzun vadede yapılması hedefleniyor. İran, operasyonel sürece Irak merkezi hükümetiyle Suriye devletinin de dahil olması gerektiği görüşünde. PKK'nın Suriye'ye önemli bir güç kaydırdığına dikkat çeken kaynaklara göre, Suriye hükümetinin ortak operasyon sürecinin bir parçası olması terörle mücadele açısından oldukça önemli.